28 Eylül 2020 Antalya döşeme altındayız. Yanımızda rekor gelişim müşterimiz İbrahim Acay. İbrahim Acay. Burada Narbahçe'den ziyaret ettik. Bir de yanında iki sıra ceviz diktiler. Şu an yanında durduğumuz ceviz 18 aylık bir ceviz. Doğru mu? Doğru. İbrahim abi. Ne zaman diktik? 18 ay oldu tam dikeli. Geçen sene Mart ayında diktik. Geçen sene Mart ayında diktik. Evet. Çeşidi nedir? Cinsi nedir bunun? Chandler. Buna tabandan rekor gelişimi uyguladık. Dikerken rekor gelişimi uyguladık. Tamam. Bir de bu yıl uyguladık. Bu yıl uyguladık. Evet. Nasıl bir gelişim oldu bu ağaçlarda? Şimdi... Ya bu ağaçların gelişimi, yani normalde ceviz hiç bu kadar ben geliştiğini görmedim. Bu kadar hızlı geliştiğini görmediniz. Hızlı geliştiğini sizin görmedim. Sizin yaylada da cevizleriniz var. Evet, yaylada. Orada da kullandınız. Şöyle şu meyveyi de gösterelim mi yakından? Şimdi meyvesi de var üzerinde, meyveleri. Bir de artı şu dalın şöyle olgunlaşması gayet güzel gidiyor. Şu da aynı. Bu senenin yeni sürgünleri. Bu senenin yeni sürgünler bunlar. Şimdi şöyle, şu karşıda gördüğünüz ağaç, şu an ekranda gördüğünüz ağaç, bu 4 yaşında değil mi? Evet, bu 4 yaşında. Şimdi bu sıra, sağdaki sıra 4 yaşında. 4 yaşında, bu soldaki sıra 18 aylık. Yalnız bunun yanındaki, şu gördüğünüz, ekranda gördüğünüz olan, o da 18 aylık. O da 18. Şöyle gidelim ileri doğru. Yavaş yavaş göstere göstere ilerleyelim. Anlatın İbrahim abi, ne oldu? Ağaçlar nasıl bir gelişim gösterdi? Ya ağaçlar süper bir gelişim gösterdi. Yani ben bu kadar beklemiyordum bu ağaçların şimdi bu kadar gelişmesi. Şöyle 18 aylık bir ağacın böyle gövdesi. Böyle parmağımla gösteriyorum. 3 parmak geliyor. Taban daha kalın şu şekilde. Normalde iki tane genci olan olsa ikisini de dayayacak yani. Dayar. Şimdi şu ağaçlarda da rekor gelişim kullandık. Bu sene kullandık. Bunlar 4 yaşında. Evet. Yaprak gübresinden kullanmış mıydık? Kullandım bunları. Yani rekor gübre yaprak gübresini. Evet, onlar da kullandık. Ondan da birer defa kullandık. Birer defa kullandık. Görüldüğü üzere şuradan gidelim. Şuradan baktığımızda daha net göreceğiz şimdi. Şimdi diğer bölgelerde mesela siz zeytine de uyguladınız. Avokadoya verdiniz. Birçok şeye de uyguladınız. Nara zaten uygulamıştınız. Evet, hepsine uyguladım. Şimdi şu ağaca bakalım. Şöyle arkada çaprazdan gösterebilirsek iki ağacı gösterelim aynı ekranda. Bu 18 aylık, arkadaki 4 yaşında. Evet. Bunlara dikerken uyguladık. Devamında da bir kere daha uyguladık. Evet. Gidelim şöyle. Yayladaki ağaçlarda ne oldu? Yayladaki ağaçlar 2 yıldır kullanıyoruz. Hı hı. Çok acayip bir büyüme oldu. Yani çok. Yani gelişim yönünden? Yani gelişim yönünden 2 metre sürgün yapanlar oldu. Peki su istemeyle ilgili ihtiyacı var mı? Su stresi oluşuyor mu ağaçlarda? Sulamayla ilgili bir şey var mı? Sulamayla ilgili hiçbir sıkıntımız yok. Yok, ağaçlar kendini salıyor mu yani? Şu an hava zaten bugün 35 derece. Yani Eylül'ün son haftasındayız. Ya salmıyor. Yani şöyle salmıyor. Şöyle şu ağacı gösterelim. Hani şu ağacın boyu. 3,5 metre var neredeyse. 3,5 metre var yani. Şunlar yeni yıldan gelen şeyler. Evet. Sürgünler. Bu şekilde. Yani 1,5 metre sürgün var. Şöyle gel abi İbrahim abi. Şimdi narda kullandık. Zeytinde kullandık. Şöyle ekranımıza bakalım. Cevizde de kullandık. Cevizde burada de kullandık. İki sıra ama yaylada daha fazla ağacımız var. Yaylada. Yaylada cevizlere kullanılı belli. Cevizlerin sürgünü çok arttı yani. Hı-hı. Ağaçların gelişimi şimdi çok güzel oldu. Şöyle bir şey var. Ağaçlardaki sürgünün de dengeli olması lazım. Yani ince değil de böyle kalından inceye orantılı bir şekilde gidiyor olması lazım. Evet, doğru. Orantılı bir şekilde gidiyor. Şimdi birçok üründe kullandık, denedik. Ceviz üreticilerine de tavsiye eder misiniz? Buradan Antalya'dan. Ben en fazla ceviz üreticilerine tavsiye ederim zaten. Hı-hı. Peki yayladaki ağaçları gören komşularınız ne diyor, bahçe komşularınız? Ya onlara tavsiye ediyorum zaten. Kullanıyorlar mı? Kullandılar mı? Kullanan birkaç kişi kullandı. Kullandı. Yani. Onlarda nasıl durum bu sene? Onlarda da iyi. Onlarda da iyi. Şöyle gösterelim son bir kez. Tekrar. Şimdi şu ağaç. Meyve verimi. 4 yaşında. Bunda hem rekor gelişim hem de rekor gübre. Yaprak gübresi. Şöyle gidelim. İkisinde ne var? Şu meyveleri bir gösterelim. Tahmini ne kadar, kaç meyve var? Bu 4 yaşında bir ağaç. 280 tane meyve var bunda. 280 meyve var. Siz bu ağacı uygulamadan önce nasıldı bu ağacınız? Uygulamadan önce yoktu yani. Geçen sene bunda
50-60 tane bir meyve vardı. Şu an bu 4 yaşında. Şuradan gelin. Şurayı da şöyle çekelim. Şu şekilde. Yani 50-60 meyve vardı 3 yaşında. Şu an 4 yaşında. Şöyle görüyoruz. Bu şekilde gidiyor. 280 tane meyve var. 280 meyve var. Tavsiye eder miyiz ceviz üreticilerine? Rekor gelişimi, ben, rekor gübre yaprak gübresini. Ben zaten en fazla ceviz üreticilerine tavsiye ediyorum. Yani cevizcilerde genelde ağaçların fidan gelişimiyle ilgili sorun yaşıyorlar. Bak, büyümüyor. Bizim yaylada bu rekor gelişimine attı. Hangi yaylanın adı ne? Çığlık yaylası. Çığlık yaylası, tamam. Kızılcadağ'da. Kızılcadağ'da. Rekor gelişimine attığımız ağaçların meyveleri bile inadına iri. İçilerde i̇ri. Dolgun yani. Dolgun. Yani meyve irileştirme, hem, tutum, evet, tutum, sürgün, çok gelişim, güzel, evet. Hepsini sağlıyor. Hepsini sağlıyor. Sürgün zaten inadına yani ya 2 metre sürgün var. Belki daha fazla. 2,5 metre sürgün yani var. Yani insanlar şimdi gösterdiğimizde belki inanmayacaklar. Evet. Yani 18 aylık bir ağaç. Gelsinler baksınlar. Baksınlar diyoruz. Buradan bütün ceviz üreticilerine rekor gelişim, topraktan kullanılan ürünümüzü, artı yaprak gübresi, ürünümüzü, evet, rekor gübreyi herkese tavsiye ediyoruz. Herkese tavsiye ediyoruz. Herkese selamlarımızı gönderiyoruz buradan. Herkese tavsiye ediyor, selamlarımızı gönderiyoruz. Teşekkür ederiz.